İslam'a göre ilim muhteremdir, her türlü hürmete layıktır ve öğrenilmesi yasaklanan hiçbir bilgi yoktur. Hatta şerrinden korunmak için sihir bile öğrenilebilir. Ancak hiçbir zaman ilmi kötüye kullanmaya müsaade edilmez. Bu sebeple sihir yapmak haram kılınmış, hatta küfür olarak kabul edilmiştir. Gıyaplarında ve gaflet anlarında insanları tesir altına alarak büyük zararlara uğrattığı için sihir son derece veballi ve cezası büyük olan bir günahtır. Onunla ancak Allah'tan korkmayan ve inancı zayıf kimseler meşgul olur. Diğer taraftan sihir ve büyünün temelinde menfaat elde etme düşüncesi olduğundan bunlarla uğraşan insanlar din ve mukaddesat tanımazlar. Bazı durumlarda dini ve mukaddes metinleri istismar ederler. Cenab-ı Hak, Harut ve Marut isminde iki meleği Babil'e indirmiş ve onlara bazı ince ilmi hakikatleri vermişti. Bu iki melek hayırda kullanılarak istifade etmeleri için ve bir de imtihan maksadıyla bir takım bilgileri İsrailoğullarına öğretmişlerdi. Hayır için öğrettikleri hakikatler fesat ehli tarafından kötüye kullanılabilecek vasıfta olduğundan melekler herkese kesin bir dille biz imtihan için gönderildik. Öğrettiğimiz şeyler fitneye müsaittir ve suistimal edildiğinde insanı küfre götürür. Sakın bunlarla sihir yaparak küfre girme diye tavsiyede bulunurlardı. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar ise böyle hayır telkin edip nasihatte bulunmak bir tarafa, meleklerin öğrettiği hakikatlerle insanlara sihir yapmasını öğretiyorlardı. Evde büyü insanların en genel olarak şüphe ettikleri durumun başında gelir. Son günlerde yolunda olmayan ve bir türlü anlam veremediğimiz durumlar yaşıyorsanız evde büyü olduğundan şüphe edebilirsiniz. Bir insanı hedef alan işlemlerin pek çoğu medyumlara yardım eden kişiler tarafından evinize konabilir. Bunu genellikle gizli olarak yaptıkları için yakalama şansınız ya da görme şansınız çok azdır. Evde çıkan huzursuzlukları bir türlü bertaraf edemiyorsanız, eşinizin ya da başka bir aile bireyinizin tuhaf hareketleri var ise, ayrıca sebepsiz bir buhrandan etkileniyorsanız, tüm bu belirtiler evde büyü olma ihtimalini son derece güçlendiren şeylerdir. Tüm bu belirtilerin yanı sıra çok farklı şekillerde kişi etkisi altına alabilir. Yaşadığınız yere yapılan işlemler hiçbir şekilde ne rahat ne de huzur bırakmaz. Her zaman tetikte ve mutsuz olacak şekilde etkilenirsiniz. Adeta bir kara bulut evinizin üzerine çökmüştür. Bu etki hanelerin hedef alındığı şeytani büyülerde her zaman ortaya çıkar. Çok dikkatli olunmalı ve eve tanımadığınız hiç kimsenin alınmaması konusunda hassasiyet göstermelisiniz. Ayrıca en yakınlarınızdan bile şüphe etmeli, kesinlikle yatak odanıza yabancı birini sokmamalısınız. Pek çok büyü yatak odasına gizlenerek yapılır ve sizleri felakete sürükleyecek etkileri başlatır. Evde büyüler nereye saklanır? Yastık ve yorgan içleri, özellikle gardıropların arkaları, yapıştırma ya da gizlenme şeklinde olabilir. Evde saksı varsa çiçeklerin içine ya da bu saksıdaki toprağa eşeleyerek hemen altına bakılmalıdır. Dolabınızın içinde astarı olan giysilerinizin ki genelde en kullanmadığınız olabilir. İçlerini hatta astarların içleri kontrol edilmelidir. Evinizin önüne her zaman ayak bastığınız herhangi bir yerine zift ya da domuz yağı dökülebilir. Aracınızın özellikle plakasının arkası ya da torpido gözünün üst tarafı gibi hiç ummadığınız yerlerine dikkatlice bakılmalıdır. Bazı büyülerde arabaya da konarak etkiler alınabilir. Araç kiminse o kişinin evi aynı durumu yaşar. Bahçeniz var ise ağaçların kontrolü yapılmalıdır. Özellikle dipleri eşelenerek bakılmalıdır. Bunun yanında bahçe karış karış araştırılmalıdır. Son olarak evin kapılarını, dipleri, özellikle arkaları ve eşiklerin içi, bir de mutfak dolaplarının en ucu köşeleri iyice elden geçirilmelidir. Bu saydıklarımız genel olarak eve yapılan büyülerin bakımlardan sonra çoğunlukla bulundukları yerlerdir. Fakat birçok farklı nokta yine evinize yapılan büyü için seçilmiş olabilir. Bu durum oldukça profesyonel olarak ele alındığı takdirde düşmanlarınız tarafından size hayatı zindan edebilecek etkiler yaratır. Çoluk çocuğunuz ve eşiniz sizi bir daha görmek istemeyebilir. Sebepsiz yere aldatılabilir ve hatta o güne kadar hiç yaşamadığınız çeşitli şiddetlere maruz kalabilirsiniz. Tüm aile sizi suçlayabilir ve en küçük durumlar bile pire deve yapılarak üzerinize kalabilir. Hatta bizler evlerine büyü yapılmış insanların öyle kötü durumlara düştüğünüzü gördük ki bazen hırsızlıkla bile suçlandıkları acayip durumlar yaşandı. Bu yüzden evinize yapılan büyü nasıl anlaşılır konusu çok ama çok önemlidir. Evde büyü olduğunun farklı belirtileri. Evde haberiniz olmadan bir şeylerin sebepsiz kaybolması, eve girildiği anda yaşanan kötü enerjiden etkilenmek ve sürekli eve girmeme isteğiyle karşılaşmak, kabus görmek, karabasan etkisini çok sık yaşamak,
Bazen her gün lucid rüyaların sürekli düşüyormuş hissini dönüşmesi ve bu sebepten uzun geceler uykusuz kalmak, sürekli yorgun uyanmak ve yatak odasına değil de salonda uyuma isteği, ayrıca ses olmadan uykuya dalamamak. Bunların dışında bazen biri tarafından izleniyormuşsunuz hissi de yine evde büyü olduğundan şüphelenmeniz için yeterli sebeplerdendir. Ne kadar uyusan da sürekli yorgun uyanmak ve üzerinde bir ağırlık hissinden devamlı hissetmek. Üzerinde büyü olan kişi sürekli uyuma isteği taşır fakat asla uykuya doymaz. Büyünün bilinci ve bedeni yavaşlatıcı etkisi vardır. Bu nedenle büyüye maruz kalan insanların en fazla hoşlandıkları şey uyumaktır. Büyüye maruz kalan kişiler yoğun bir dalgınlık içine düşerler. Ne durup düşünüyor böyle, dakikalardır bir şey yapmadan öylece kala kaldı gibi ifadeler büyüden etkilenen insanlar için sıkça dile getirilmeli. Bu kişilere ne düşünüyorsun diye sorulduğu zaman cevap çoğunlukla hiçbir şey biçiminde olmaktadır. Büyü herhangi bir insanı etkilediğinde onun bilincini tarif eder ve ruh boşluğa düşürür. İşte büyülenmiş kişinin verdiği hiçbir şey cevabı bu ruh boşluğunun dile getiriliş halinden başka bir şey değildir. Büyüden korunmak için de Allah bizlere muhafaza silahları vermiştir. Bunlar Eûzü Besmele, İhlas Suresi, Felak ve Nas sureleridir. Bu sureler Peygamber Efendimiz'e Yahudilerin yaptığı büyüleri bile bozmuş silahlardır. Zaten o sebeple inmiştirler. Biz de bunları akşam ve sabah okursak büyüler bize işlemez. Büyünün dışında ise bir de nazar vardır. Nazar İslam'da haktır. Peygamber Efendimiz bunu bize haber veriyor. Hadiste açıkça nazar haktır buyuruluyor. Allah'a sığınmayan ana babanın çocuğuna da nazar değer. Çocuk nazardan dolayı hasta olabilir. Ana baba da hasta olabilir. Çok güzel ev, çok güzel bir araba, çok güzel çocuk veya herkesin gıpta ettiği bir mal sahibi olan kimse eğer Allah'a sığınmazsa nazar değer. Evi yıkılır, arabası kaza yapar. Bununla ilgili Arapların meşhur bir atasözü vardır. Nazar deveyi kazana, insanı kabre sokar derler. O yüzden Müslüman çok hoşuna giden bir şeyi, takdir ettiği, ulaşamadığı bir şeyi gördüğü zaman maşallah, subhanallah demelidir. Bu Allah ne güzel yaratmış demektir. O zaman nazarı değmez. Bu Anadolu'da bilindiği için sürekli halkımız maşallah, subhanallah der. Ayrıca eve girerken ve çıkarken Eûzü Besmele çekerek Allah'a sığınmak da musibetlere, nazarlara karşı bizleri muhafaza edecektir. Peygamber Efendimizin nazara karşı okuduğu çok güzel bir dua vardır. Resulullah nazardan sığınmak için Eûzü bi kelimatillahi tammati külliyamin şerri muallak duasını okumuştur. Bu dua ile Allah-u Teala'ya yarattığın her şeyi şerrinden sana sığınırım ya Rabbi deriz. Bu dua Besmele'nin bir başka şeklidir. Eğer bu duayı söyleyemiyorsanız Besmele'yi dilinizden düşürmeyin. Çarşıya pazara giderken, evden çıkarken, iş yerine girerken, her yerde Allah'a inanarak samimi şekilde Besmele çektiğinizde kendinizi de ailenizi de korumaya alırsınız. Bazıları nazarın iman ve küfür ile ne ilgisi var diyorlar. Şunu iyi bileceğiz, Allah izin vermediği, müsaade etmediği müddetçe hiçbir şey kimseye etki edemez, zarar veremez. Allah kendisine sığınmayanlara karşı kötülüğü serbest bırakıyor. Sığınmadığı için cezalandırmaktır bu. İnsan Allah'ı hatırlamayınca Allah da onu kendi haline bırakıyor. O da bir gün belasını buluyor. Sonra sihir, büyü, nazar etki ediyor. Onun için Allah'a sığınmayı ihmal etmeyeceğiz. Tesiri Allah'tan bilmek de imanın gereğidir.